dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ekranlarınıza yansıyacak görüntüler operasyonun devam ettiği Afrin bölgesinden. Terör örgütü PKK'lılar tarafından ateşlenen roketlerin kiliste camiye isabet ettiği görüntüler. Çok sayıda yaralı var. Zira tam da namaz vaktinde cami cemaati namaz kılarken o roket isabet ediyor camiye. Afrin'den PKK, YPG mevzilerinden ateşlenen roketler akşam saatlerinde kilisin Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çamlık Camii'ne isabet etti. Yaşanan paniği ve telaşı şu anda görüyorsunuz. Zira tam da caminin kubbesine isabet etti ve çökme meydana geldi camide. O saatte, tam da o dakikalarda cami cemaati namaz kılıyordu. Dolayısıyla namaz kılanların üzerine düştü kubbede meydana gelen çökme şu anda ekranlarınıza yansıyor. Afrin'den atılan roket kent merkezindeki Çalık Camii'ne düştü dedik. Saat tam 18.10 sularında gerçekleşti o saldırı. İki roketli bir saldırı oldu. O roketlerden biri eve, diğeri de bu tarihi camiye isabet etti. O anda camide namaz kılmak üzere bulunan cemaatten 8 kişinin yaralandığı bilgisi verildi vali tarafından. Şimdi İhlas Haber Ajansı'ndan geçen bilgiye göre 3 sivil şehit var. Bunu da aktarmış olarım. Biraz önce Kilis valisi şehit bilgisini doğrulamadı. Bunu söyleyebiliriz, bunu aktarabiliriz. Şu an için sadece yaralananlardan bahsetmek mümkün. 2 ağır yaralı var ve yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı yönünde bir bilgi paylaşıldı valilikten. Sadece dumandan etkilendikleri bilgisi var şu anda sizlerle paylaşabileceğimiz. Ama görüntüler, yaşanan paniği şu an itibariyle ekranlarınıza getiriyoruz. Tam da olayın olduğu anda cami cemaatinin görüntüleri bunlar. Şimdi hemen o noktaya döneceğiz. O noktada arkadaşımız Rıdvan Bıyık bizi hazır bekliyor. Rıdvan, tam da namaz sırasında cemaatin üstüne düştüğünü biliyoruz. Ajanslar sivil şehitler olduğu yönde bilgi geçiyor ama vali tarafından doğrulanmadı bu bilgi. Dolayısıyla oradaki son durumu, en sağlıklı bilgileri sen aktarır mısın bizlere? Evet, güvenlik güçleri YPG mevzilerini bomba yağmuruna tutuyor ancak o teröristlerce hain saldırılarını sürdürüyor. Şu an kilis merkezindeyiz. Arkamda gördüğünüz Çalık Camii'ne sizin de dediğiniz gibi yaklaşık 20-25 dakika önce o hain teröristler füze attı, roketli saldırıda bulundu. Caminin kubbesine isabet etti. Görüyorsunuz şu an iş makinesi orada hasar tespit etmeye çalışıyor. O kubbenin yıkılmasıyla birlikte akşam namazı kılan cemaat etkilendi ve hem roketin hem de kubbenin çökmesi nedeniyle 15 yaralı olduğu söyleniyor. Valinin yaptığı açıklamaya göre hayat tehlikesi olanlar var. Bir şehit haberi geldi ancak doğrulanmadı. Ancak burası savaş alanı gibiydi. Çünkü bugün 5. gün ve 5 günden beri buraya yaklaşık 20 tane roket düştü. En kanlı saldırıysa bu akşam gerçekleşmiş oldu. Daha öncekilerde hiç kimsenin burnu kanamamıştı. Ancak işte bu akşam saatlerindeki saldırıda 16 kişi yaralandı. Bir şehit olduğu söyleniyor. Ve sadece bir değil, 3 tane füze düştü aynı anda kilise. İşte en etkili olansa arkamdaki Çalık Camii'nde namaz kılanların üzerine düştü. Ne yazık ki 16 tane yaralı var. Ama biz bugün Aziz bölgesindeydik. Orada gerçekten YPG'lilere müthiş bir müdahale var. Ve o haberle ilgili daha sonra yayın yapacağız ama şu an burada çevre güvenliği alındı. Ekipler vatandaşları uzaklaştırıyor çünkü tekrar bir saldırı olabilir. Biz de üzerimizdeki çelik yelekleri bıraktık. Sadece kaskımız vardı. Tam dönüşte bu saldırı gerçekleşince apar topar buraya geldik. İşte burada gördüğünüz gibi kubbe yerle bir olmuş durumda. Hemen sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, polis ekipleri geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevre güvenliği sağlanıyor şu an. Ekipler burada, vali içeride incelemelerini sürdürüyor. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı ve vatandaşlar uyarılıyor, yine kalabalık şekilde dolaşılmasın şeklinde uyarılar var. Çünkü YPG teröristleri sivil halka sürekli
atış yapıyor. O hain saldırılarını sürdürüyor. İşte son hali bu durumda. Tarihi camilerden biri burası. Çanlık Camisi. Yaklaşık işte 20-25 dakika önce o saldırı gerçekleşti ve şu an bu arada karşılık veriyor güvenlik güçleri. Bomba seslerini duyuyoruz, top seslerini duyuyoruz. YPG mevzilerine atışlar sürdürülüyor. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Sözü Ece Öner'e bırakıyorum.